Herkese merhaba arkadaşlar. Beholder oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bizim yöneticimiz bu bölümde neler yapacak? Nelerimiz var? En son kaldığım yerde birkaç tane görevim vardı. Faturalar daha fazla fatura diyor. Fatura ödememiz lazım. Faturayı nasıl ödeyeceğiz? Şu karımızın yanına gitsek. Uyku masalı, uzak diyarlar, o bu şu bir sürü şeyler var. Ne var? Kutu hakkında konuş, radyoyu konuş, Martin'in faturalar için para ver. Dur şimdi faturaları para verelim. Bunun bitmiş olması lazım. Karımın belediye hizmetleri için dedim. Ha, belediye hizmetleri. Dur. Ne yaptım? Bir şeye bastım. Ha tamam, o gitti. Leo. Hı? Boynuz önüne yatırım yapmaya ikna et. Leo'ya gideceğiz yepyeni. Bir radyo bulmanı istedi. Şu adamda radyo var mı? Bir radyo bulmanı istedi. Şuradan radyo bulabilir miyiz? Saygılarımla ticaret yap. Bugün ne satıyorsun? Bir göz at. Radyo. Radyo değil mi bu? Ben radyo aldım mı peki? Almadım. 2000. Of çok fazla ya. Ne yapayım? Görev olmuş. Alacağız. Uzak diyarlar. Daha fazla para bulmalıyım. 20.000 tabii çocuğun şeyi için. Yurt dışına. Kravat da bulmam gerekiyor. Kravat o adam satıyor mu diyor. Heh, karımız uyandı. Bir gelebilir misin sevgili Anne? Sana radyo buldum. Ne var? Tamam. Hallettim. Başım ne dinlemiyor? İşte radyon. Teşekkürler. 81.6'daki radyo çocuklar için peri masallar anlatıyor. Tamam. Oradan da para geldi. O da gitti. Şimdi çocuğun parasını daha bulamayız. Daha çok var ona. Ama bir yandan da uzak diyarlar. 39 saniye kaldı. O parayı hayatta bulamayacağım. Yepyeni Leo için bu ne? Antonio Grubik'i takip et. Antonio Grubik kimdi ya? Daire 2 yok. Geri. Antonio Grubik. Grubik şu. Leo. Yok bu da değilmiş. Antonio Grubik. Daire 4. İçki içmek yasak mıydı? Bu ne? Ne istiyorsun? Karısı hakkında konuş. Boş ver bunu. Önemli bir görev hakkında konuş. Yeni yarınlar hakkında soru sor. Katıldığın hareketten bahset bana. Vizyonları ve misyonları neler? Bu çok saçma. Hiçbir hareket yok. Bunu bir önceki bölümde sormuş. Önemli bir görev hakkında konuş. Ne görevi? Neden bahsediyorsun? Ben geçeceğim birkaç gün içinde B sınıfı otele taşınacağım. Bahsettiğin broşürler ne ayak? Ha sen şu şeyden bahsediyorsun. Ev tamamlamaya karar verdim. Ufak bir görev sadece. Merak etme bu kiracıları rahatsız etmeyecek. Sen git git. Ben senin bir tık evi şey yapabilir miyim? Kurcalamak istiyorum. Bunlar sadece Sanat Bakanlığı'na satıyor ve çok pahalı. Şunu bir rapor edelim. Bunda bir sıkıntı yok. Gel. Aha, hükümet çalışanı. Broşür, bu ne? Bu tam çık buradan. Hükümet çalışanı olduğunu öğrendik. Günlüğü varmış geç. Buraya güzel kamera da takamadım ya. Küçücük kamera var. Bunu geç, saati geç, bunu geç, bunu da geç. Bir şey yok burada. Aa bunlar taşınıyor. Birine kravat bulacaktım ben, onlar mıydı? Bu ne? Yasa dışı nesne bulundu. Hadi bakayım. Bazı parçalar henüz boyalı değil ve yapıştırılmadı. Tamam bunu da. Adam geliyor mu? Günlük, tarak, mavi pasaportu var. Cüzdan, tenis topu. Kentte iki tenis kortu var. Her ikisinde de uzun birer süre olduğunu biliyorsun falan. Tamam. Onda da sıkıntı varmış. Tamam. Ödeme 3000. Vatandaş Mark Ranek bir memura rüşvet verildiğini bildirdi. Klaus Schmer'in arşiv kayıtlarında yasa dışı erişim elde etmeye. Bir uyarı aldın. Ben bir şey çalmadım ki.
entire neighborhood came to see Carl dragged into the police car. Geç geç ya. Carl wondered. Bir önceki bölümden kalmam. Niye çaldım ben yine? Boynuz ve toynaklara yatırım yapmaya ikna et. Boynuz ve toynaklara. Leo bilmem ne. Dur. Hangisiydi o ya? Leo Gvizdek. Kaç numara? 5 numara. Bunun ben evini araştırmış mıydım acaba ya? Araştırmadım herhalde. Boynuz ve toynakları ikna edeceğiz. Dur. Nasıl ikna edeceğiz? Piyangoyu konuş. Kravatı konuş. Şehri sor. Konuşuyor. Kravat istiyordu. Piyangoyu konuş. Konuşmuştuk galiba. Kravatı konuş. Cidden kravat alacak mısın? Sadece temizse. Dışarıda kravat var mı ya? Dur şimdi. Radyoya para vermeyelim. Karımız bir beklesin. Kravat alalım. Ticaret yap. Bugün göz at. Kravat var mı kravat? Yeşil kravat. Bu ne? Mavi kravat da varmış. Ha, sadece temiz hissediyor. Bir dakika. Her ortamda giyinmek için tasarım klasik bir kravat. Parlak renkli bir kravat. Daha çok festivaller için. Bu nasıl bir şey istiyor ki? Leo Antonio. Leo böyle kravat bu. Bence şunu alalım. Çal kapıyı. Yeşili alalım işte festivaller için. Yani illa mavi olması gerekmiyor herhalde. Yeşil kravat buldum sana. Adam yok. Gavizbek. Leo. Şuralarda olabilir mi? Aha burada. Kravatı konuş. Senin için yeşil bir kravat buldum. Beğendin mi? Kesinlikle teşekkür ederim. Umarım 300 dolar masrafını karşılar. İyi tamam, 195'e mi almıştık? Tamam, bunu şimdi boynuz ve bilmem nelere ikna etmemiz lazım. Dur ya. Piyangoysa şehri zor. Şehrimiz hakkında ne düşünüyorsun? Beğendim bayağı. Çok fazla fabrika var. Şendir mürbür bilmem ne. Arkadaş nasıl ikna edeceğim ki bunu? Allah Allah. Allah Allah. Şu adamın evine gireyim ya. Şu adamı takip et. Var o adam şey. Yine kaybedeceğim ben. Bu ne saat? Şuraya koy. Bu ne? Yok. Git. Kitaplıkta ne var? Havlu, günlük, plak, Türk kahvesi. Türk kahvesi içmek de yasakmış. Her şey yasak bu apartmanda anasıl. Nedir ya? Bu ne? Tamir, bornoz, geç. Top. Fazla vurulmuş top. Dumbbell'lar boş durmaz. Tamam. İkna etmeyeyim, şikayet edeyim ben bunu bari. Yasa dışı şeyler var diye gitsin. Yakalanacağım şimdi. Adam gelecek. Aşağıdaki kutuyla alakalı mı ben yakalanıyorum acaba? Diş macunu, fırça, bu. Tamam çık. Hangi adamdı o? Ha. Toplanan kanıtlar. Bunlarla ilgili bir şey yokmuş ki. Zemin kat daire 1. Daire 1 ile alakalı hiçbir şey toplamamışız. Aha 3000. Vatandaş Mark Renek bir memur rüşvet verildiğini bildirdi. Mark Ranek. Klaus Schumer'deki arşiv kayıtlarında yasa dışı erişim elde etmeye çalıştın. Bir uyarı aldın ve para cezasına çarptırıldın. Mark Ranek'i benim. Mark Ranek benim şey yapıyor. Dur bakayım. Mark Ranek kimdi? Dora Noel. Alıyoruz. Ranek gitti. Çocuğumuza şey de bulamayacağız. Uyku masalı uzak diyarlar. Uzak diğerleri yapamıyorum. Uyku masalı için radyo almam lazım. Radyo çok pahalıydı. Faturalar. Dur. Karımız nerede? Kutu hakkında konuş. Radyoyu konuş. Faturalar için para verelim. Tamam. Kabahatli. Antonio Grubi'yi takip et. Şu boynuzu da yapamadık. Antonio daire 4. Aha bu. Leo Gvizdik ne diyor? Piyango konuş, ne istediğini sor. Ne istediğini sor. Bir şeyler ister misin? Tavsiyene ihtiyacım var. Kafam çok acı. Bugün biraz param var ama düzgün yönetebilir miyim bilmiyorum. Heh tamam. Boynuzlar. Boynuz. Toynaklar. Meyve, boynuz ve toynaklar gelişimine yatırım yap. Hadi lütfen. Buna iyi bir fikir olduğuna emin misin?
Kötü bir şey aslında ama para kazanacağım. Para için neler yapıyorum? 500 oradan gitti. Evet eminim jöleli et. Bir gün ulusal yemeğimiz olacak. Güzel. 5000 lira para verdi. Çocuğumu göndereceğim. 20 bine ihtiyacım var. Bunlar ne istiyor? Ne var? Ekutan'la radyo konuş. Martin'in elimi. Ha, Patrick'in göçü hakkında. Patrick ayrılmak istiyor. Haberin var mı? Evet öyle dedi. Öğrenimini yarıda bıraktığı için gerçekten üzgün olduğunu söyledi. Ne dersin, ona yardım edelim mi? Yüreğim parçalandı. Kyle onun sınırda öldürdüler. Köpek gibi vurlar. Zavallı oğlum. Ne? Onunla konuşmaya çalıştım ama beni dinlemedi. Madenler hakkında konuş. Martin'in ölümü haberleri sor. Seyahat için ona paradan bahset. Dur bir, paramız yok. Üniversitedeki yeri. Neyse dur şimdi bu beklesin. Şimdi daire 3'e birini taşıyacağız. Daire 1. Daire 1'de Dora bilmem ne var. Kabahatli. Antonio Grubi'yi takip etmemiz lazım ya. Arkadaş Antonio Grubi'yi ben ne yapacağım daire 4 ya. Şunları bir halledelim öyle taşıyacağım. Aa bu da gidiyor. Leo Gvizvik gidiyor. Grubik. Tamam 5, 6 ve 3 gitti. Bu Grubi'yi takip etme önemli bir olanı. Yeni yarınlar hakkında sonu sor. Hiçbir şey söylemiyor ki bu ya. 2000'e radyoyu alsam mı? Görev görevdir. Çok az kaldı ama çocuğu okula göndermeye çalışacağız. Para gelmesi lazım. Para gelecek de hiçbir görev yok. Ben şey yapayım. Birilerini ihbar etmem lazım. Dora Noel, ne istiyorsun? Evden dışarı çıkmanı. Azıcık orayı kurcalayacağım da. Şimdi daire 1 hakkında bir şey bulamadık. Ağırlık taşıyor. Şikayet mi etti bulmamızı. Daire 4 ile daire 1'i birazcık kurcalamam lazım benim. Adam kapıda bekliyor. Git git dışarı çık. Biraz hava al. Gez dolaş. Yap bir şeyler. Doktorla konuşayım. Bunda da konuşulacak hiçbir şey yok. Bir ara bir gidecek artık herhalde. Bunda ne vardı? Silah mı vardı? Ne vardı? Bir şey vardı. Kaldı bende he. Vallahi kaldı burada. Ne yapacağım? Hadi gidin lütfen. 1 numara, 4 numara bir gidin ya. Bir gidin arkadaş. Elektrikçi seti onarım için. Daire 3'ü onardık. Birini taşıyabilirim oraya. İlk barda askere gidene kadar bir yer kiralamak istiyormuş. Neyse bunlara bakarız. Kim gitti? Bu gitti. Aa bu ne yapıyor? Aha. Kitap okuyor. Kitap okuyor. Hemen şey yaptık. Ha bu gidiyor. 4 numara gidiyor. Takip et diyor mesela. Onu takip etmek lazım. Öyle mi takip et diyor. Telefon çalıyor ama. Telefon. Acil telefon. Ne olur bitmemiş olsun. Bu bunu arıyor. Bilgi al. Telefonu. Telefonu aç. Acil arama bakanlık. Ne olur patlamamış olayım. Antonio Grubi vatan haini bir haftadır binanda yaşıyor. Ayrıca o devrimde gizli ajanımıza dediklerimizi yapmadığın için cezalandırılacaksın. İşin burada olan her şeyi izlemek ve rapor etmektir. Eğer bunu yapmazsan ya hainsin ya da görevi savsaklıyorsun. Bu kabul edilemez, kendini para cezasını çarptırılmış say. Of. Gitti. Antonio Grubi. Vatan haini. Antonio Grubi. Ya hükümet çalışıyor. Bunun yüzünden ben şu an ceza alıyorum arkadaş. Git bir artık git. Önemli bir görev hakkında hükümeti çalışmakla alakalı konuş. Neye ihtiyacı olur? Hükümeti çalışmakla alakalı konuş. Sen hükümet için çalışıyorsun. Elbette hükümet için çalışıyorum. Bütün vatandaşlar büyük devletlerle çalışır. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Danton'a ve harekete ihanet ettin. Cehenneme git kar. Ben yalnızca basım ofisinde çalışan bir mühendisim falan filan bir şey. Eğer bir şey olursa el koyabilirsin. Beni yalnız bırak. Tamam. Bunu sen istedin. Anne istiyor. Ne var? Kutaklanıyoruz, radyomuz, maratonu nasıl yardımcı olur? Dur bir dur. Şimdi dur. En dur. Ben diyor bir şey bulursan beni dedi şikayet et dedi. Haa görürsün sen şimdi. Girer misin şuraya? Umarım gelmez. Geliyor mu? Yok gidiyor. Tamam. Ben şimdi hemen seni ihbar ediyorum. Param gitti. 6000'im vardı. Çocuğum gidecek. Bak 10 dakika sonra çocuğum ölecek, bir şeyler olacak ya.
Halledeceğim ben şimdi. Hemen şuradan bunları buluyorum ve raporumu yazıyorum. Bir şey bulmam lazım burada. Her şeyde gizli saklıyor mudur nedir ya? Bir şey bulursan şey yaparsın. Kendinden de emindi sanki. Arkadaşım ne yapayım ya, ne yapayım? Bana da ceza kesiyorlar. Bak param bitti. 20 bin bulup çocuğumu göndermem lazım. Gönderemiyorum. Yasa dışı nesne. Ha, ben seni buradan yakarım. Ben seni oradan yakarım. Burada başka bir şey yoktu galiba. Yasa dışı nesne bir tane o balık mı ne o bir şey var. Bir de şunu alalım. Ha. Boş şişe varmış. Tenis varmış. Tamam buralarda bir şey yok. Gel bakalım. Burada ne var? Posta. Şimdi ben vatan hainini balık. Balığın şeyi neymiş? Balık yemek yasaktır. Ne diyor Leo Gözük? Yıllık eşi piyangosunu kazandı. Tek bir yıl 20 yıldır ülkesine sadık bir şekilde hizmet etti. Bu devletin. Bu yıl ödül 100 bin dolar unutma. Dur şimdi balık ne balık? Ha. 60-48. 60-48'den yaktım senin çıranı. Yaktım seni. Daire 4. Dur. Yaz. Rapor mu böyle miydi? Geldim ve şandacım. Rapor yaz. Kimdi la bu? Daire 4. Antonio Grubik miydi bu? Tamam. Antonio Grubik. Daire kaçtı? 4. Daire 4. İhlal etti. 60-48. 60-48. Tarih. Tarihe ne yazıyorduk ya? Dur. 8 Eylül 84. Şu. Şunu da şuraya koy. 4 Antonio Grubik gönder. Onu bir yakalasınlar. Aha. Aa çocuk gidiyor. Vallahi çocuk gidiyor. Sınırda da öldürüldü. Sınırda öldürülecek abi. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne istiyorsun? Market için 500. Ver. Kadın da sürekli para istiyor ya. Başka hiçbir şey değil. Çocuk gidiyor. Çocuk babasını sevmeyerek bir şekilde gidiyor. Vallahi gitti. Çocuğumuz da ölecek. Süper. Çocuk da ölüyor. Bir tane uyku masalı görevi kaldı. Ticaret yap. Onu gideyim bir şey alayım bari. Radyo alayım. Nerede radyo? Al. 2000. Ah polisler geldi. Götürüyorlar grup 2. Grubik miydi? Grubik miydi? Neyse işte radyo. Tamam. Al onu da. Don do do don. Yakalayın. Yakalayın haini. Devlet memuruyla konuşabiliyor muyuz? İş başındaki devlet memurunu oyalamaktan cezayı mı yapıyor? hadi. Adam yok adamı bekliyorlar galiba. Propaganda posterleri hazırlıyor. Poster hazırlıyormuş orada. Ne oldu? Adam yok diye gittiler mi? Propaganda posterleri hazırlama kaçtmış. Ondan bir tane daha yazalım. Dur. Nerede? Ha, burada. Propaganda. 60-38 giden. 60-38. Adam yok galiba. Geldi de bulamadı. 60-38'den bir tane daha şey yapalım. 60-38. Değil mi? Oydu 60-38. 60-38 neymiş? 1 Eylül 84. Tamam. Al şunu şuraya koy. Bundan da verdim. Şunun profilini hiç bilmiyoruz. Bir profil oluşturabiliriz. Bu ne yapıyor? Kitap okuyor. Kitaptan ya şunu da atalım gitsin. Para kazanmam lazım. Polis bayağıdır duruyor. Hiçbir görevi falan da yok onun. Hiçbir şeyi de yok. Kitap okumaktan. Nerede? Kitap okumak da yasak mı olur arkadaş? Oyun böyle ne yapayım? Kitap okumaktan neymiş? 60-52. 60-52'den. Aç. Telefon. Birinden şikayet edecektim. Ben görevimi çok iyi yapıyorum. Merak etmeyin. Acil bakanlık. Telefonu. Ha. Ne diyor? Karl sana hüzünlü haberler getiriyoruz. Ay oğlumuz öldü. Vallahi öldü. Oğlum Patrick Stein. Merkez Bankası soygununa katıldı ve polis tarafından öldürüldü. Hadi be.
Oğlum, reşit olmadığından Merkez Bankası'ndan yaptığı zarar için 5000 dolar parası cezası. Ya arkadaş, bu nedir ya? Kızımız öldü parasızlıktan. Oğlumuz parasızlıktan götürecektik. O da öldü. Bir de üstüne zarar... Zimmete mal geçirmek. Zimmete mal geçirmedim ki ben ya. Yine gitti kayıt. Ya arkadaş. Bu nasıl oyundur ya? Bu nasıl oyundur ya? Allah Allah. Benim şey yapmam lazım. Hızlı bir şekilde bütün herkesi şikayet edeceğim, paraları falan alıp 20 bine tamamlayıp bir şekilde çocuğu yollamam lazım. Çocuk yurt dışına kaçırıyorum ben galiba çocuğumu. Millete gelince şikayet edip polise yakalatıyoruz. Kendi çocuğumuzu, kendi ailemizi kaçırıyoruz. Şimdi vatan hainini apartmanda beslemeyeyim hemen o cezayı yemeden. Dora da içki içiyor, bir şeyler yapıyor. Dur şimdi, halledeceğim ben. Vallahi halledeceğim. Çocuğum gitti mi? Abim çocuk gitmiş galiba. Geri dönelim. Ana menü. Veresiye değil de her şey dahil. Faturalar da hükümet elite. Şuradan mı yapsak? 19 şu. Bugünün başından tekrar bir başlayalım. Çocuğumuz bir dursun. Hemen daireleri kontrol etmem lazım. Doktoru da yollayayım. O propaganda hazırlıyor. Onu da yollayalım. Oğlumuz öldü bari. Ay kızımız öldü bari. Oğlumuz kalsın ya. 25 saniyede uzak diyarlar. Binim var. Şimdi bir dakika. 4 numarayla 5 numara. 4 numaraya gitmem lazım. Bak propagandalara bakıyor bakıyor 4 numara. Heh. Aç kapıyı. Nerede olduğunu da biliyoruz. Dur. Takip etme durumu da şeyden dolayıymış işte. Propaganda hazırladığını görüp oradan da yakalıyoruz. Şuradaydı değil mi? Yok bu değilmiş. Şu muydu? Heh. Tamam, yasa dışı nesne. Gel gel gel. Evindeyken takip edip şey hazır şey yapmak lazım. Propaganda hazırlıyor demek lazım. Tamam. Şu. Bunun şeyi neydi? Balık balık balık. Gönder. Ya. Tamam ama şikayet ettim. Dikkatin için teşekkür ederiz Kar. Aa, her halükarda Antonio grubu bizim ajanımızdır. Birkaç yıldır devrimciliğinde gidiyor. Tamam. Hemen hızlıca onu yapınca bak iyi oldu. Onun görevlerine engel olma. Yakında binayı terk edecek. İkramini yakın zamanda hesabına göndereceğiz. Yes. Of, çok güzel. Paralar geldi. Şimdi 3000'im oldu ama çocuğa para bulmam lazım. Çocuğa çok az kaldı. Bir dakika. Gel şuraya. Doktor evde mi? Ya doktoru da bir şutlayabilir miyim? Paramı kazanırım. Aman. Aa dur şu boynuz ne ya? Boynuz toynaklar. Ticaret yap. Göz at. Yeşil kravat. Yeşil kravatı al. Kime veriyordum ben kravatı ya? Her şeyden önce piyangonun kazandığı parayla ne yap? Piyangonun kazandığı ne yapacağım diye tavsiyeler istiyor. Tamam, şimdi şuna kravat vereceğiz. Değil mi? Tamam. Konuş. Şeri sor ne istedim? Aa, kravatı yok mu? Tamam. Aa dur tamam, boynuz toynaklar. Ben buna kravat vermişim ya. Boş ne? Ay dur. Yanacaktım. Hayır, boynuz ve toynaklar. Jöleler, tamam. Tamam, boynuz ve toynaklara onu ikna ettik. O da gitti. Çocuğa para nasıl? 7000 oldu. Uyku masalı. Onu yapmayacağım. Uzak diyarlar. Tamam. Daire 2 burada. Aşağıda. Adam. Tamam. Doktor. Doktor orada kal. Mara alırım ya. Dur. 20 bine tamamlayayım şunu. Bir göndereyim. Kıza toparlayamadık parayı. Hah bak karışma gidiyor dedi. Anında gidiyor. Hesabına yatıracağız dedi ikramiye. 2000 mi yatırmıştı? Daha başka yok mu? Tenis, şeker. Bu ne? Hiçbir şey yok. Aa şunda ünlem çıktı.
3-5 ne gelirse hayrımızı dedik. Şunda görev var, göreve gitmem lazım ama şurada az kaldı. Dumble. Hiçbir şey yok mu? Şimdi bu adam gitti. Daire 4 taşındı mı şimdi? Yok, daha taşınmadı. Daire 1. Bu ne istiyor? Hadi konuşma atölyemin nasıl yardımcı olabilir? Peki göçü hakkında konuş. Nasıl yardımcı olabilirim? Market için 500 dur arkadaş ya. Sonra. Para bulmam lazım. Ben burayı 20 binde nasıl tamamlayacağım ya? Gelebildiğim en yüksek paraya geldim ama asla yetmiyor. 20 bin ne ya? Of. 6 saniye kaldı. Aha. Biri geldi galiba. Dairenin sahibi değildir inşallah. Heh, yasak neyse. Ondan hallederim ben bunu. Başka yok. Şu adamın görevini halletmem lazım. Tamam, yasaklı ne? Gel, görevi al. 4 saniye kaldı. Hükümet size önemli bir görev hakkında konuş. Yeni hakkında konuş. Neye ihtiyacın var? Halimizi tamamlamak için birkaç şey ihtiyacım var. Ya bir dur ya. Ben buna yardım edecek miydim? Ay bu içki içiyordu ya. Tüh. Bir şey yapamadık onu. Neyse. Ben şunu bir rapor yazıyorum. Rapor. Nerede? Bir numara. Dora. Dora Noel. Bir numarada oturuyor. 80'ler. 80'ler kaç? 60-46. 60-46. 60-46'dan yürü git. 6 Eylül 84. Tamam. Gel buraya. Şunu da şuraya gönder. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Ya güzel paralar gelsin. Ne olur ya. Kaç geldi? İtibar geldi. Para nerede? Ay çocuk gidiyor. Çocuk vallahi gidiyor. Çocuk gidiyor. Ama en azından yani 20 bin toparlayamadım ama çocukla alakalı 5 bin gelecek. 5 bini ödeyebileceğim o zaman ben. Çocuk gitti. Boya ver, makas ver. Aha. Döve döve götürüyorlar ha. Vallahi döve döve. Kusura bakma kardeş. Vallahi yapacak bir şey yoktu. Taşı kimi taşıyalım? İlk parda askere gidecekmiş. 21 yaşında biri. Margaret 60 yaşında sakin bir binada daire kalmış. Çok sakin bizim binamız. O kadar sakindir ki çocuk sus. Oynanı olmayan ve yakınlarda bir köpek parkı olmayan bir yer istiyormuş. Rowena. Fabrikanın yanında bir daire. Şuna kiralayalım. Bu da vura vura götüremedi arkadaş. 3 numarayı da kiraladık. Veresiye'de ne var? Eşim Veresiye için para istedi. Kutu hakkında konuş. Radyo market alışveriş için para ver. Tamam. Çok da parayı düşürmeyelim. Şimdi oğul gelecek. Oğlun haberi. Oha kaç oldu? Güzel. 250. Rapor edince de çok az geliyor ya. Zemin katta sadece biz kaldık. Einstein toplanan kanıtlar. Einstein'da şey mi varmış? Silah var. Şimdi daire 2'de. Yani bu adamı gönderemiyorum. Daire 3'e bu yeni geldi zaten. Daire 4. Hükümet özgü. Buna bir şey vereceğiz mi acaba ya? Daire 3 ile bir tanışalım bence. Ha yeni ilet. Tanışmayalım. Oğlumuzun ölüm haberi geldi. Hüzünlü bir haber getiriyorum. Merkez Bankası soygununa katıldı ve polis tarafından öldürdü. Başsağlığı 5000 dolar. Ne oldu? Patrick öldü. Ay Patrick ölünce de mi ben kaybediyorum? Yok. Kaybetmedim. Tam Patrick'in cenazesine katıldık. Yapacak bir şey yok. Kutu hakkında konuş. Patrick'in ölümünü konuş. Patrick öldü. Oğlum. Benim zavallı oğlum. Önce Martin'in hastalığı sonra bu. Artık dayanamıyorum. Neden bu şekilde yaşamak zorundayız? Buraya taşındığımızdan beri her şey kötüye gidiyor. Oh Patrick. Neden? Neden? Tamam, daire 1'i döve döve gönderdik. 80'ler planından. Dün gece suçlular korkusuz. Ay yazık. Post kaçmadı.
Fabrikası ve rejisi olmayan madenciler bildirildi. Üzücü. Bu bir kızı için ağlıyor. Bu kadın dayanmaz artık. Bu kadın vallahi dayanmaz. Bu kadın gider. Tanışalım. Ben Carl, binanın yöneticisiyim. İyi günler yoldaş Karlstein. Margaret Zauer, kütüphaneci. Tanışalı yaklaşık olarak 10 sene oluyor. Ben 42. öğretim bloğunda çalışmıştım. Muhtemelen sen beni hatırlamadın ama ben tanıştığım yüzü unutmam. Tanışıma memnun oldum. 42. bloğa katılmıştım. Umarım binamızda yaşamaktan keyif alırsın. Temiz ve sessiz olacaksa yaparım. Ve çocuk olmayacak. Çocuk yok işte, bir tane benim çocuk vardı, o da gitti. Oo, bir sürü bu ne? Şeyler kazandım. Başarılar. Aa, kadın öldü. Anam. Karım da öldü. Kimse kalmadı. Karı kalp krizi mi geçirdi? Ne oldu? Ana, bu niye öldü durduk yere? Kendini vurdu galiba. Ben yine mi ceza yiyeceğim? Karım kendini öldürdü. Dayanamadı, öldü. Ana. Ana. En de öldü. Devlete çalışacağız diye bütün ailemizden olduk, yemin ederim. Ama çok para istiyorlardı. Ben yapmazdım. Ben paramı biriktirirdim. Onlara yardımcı şey olurdum ama çok para istediler ya. Evde kimse kalmadı, görüyor musun? Bak, karımızı da götürdüler. Tek başıma kaldım. Artık faturalar için şey kalmadı. Para isteyecek adam kalmadı. 1000 öde. Tamam, ödedik. Vallahi markete para isteyecek adam kalmadı, görüyor musun? Karımız ne güzeldi. $500 para istiyor. ay. Gerçekten en sonunda ben de öleceğim. Vallahi. Şu 3 numarayı da bir şey yapayım. Bak şimdi herkesi kaybettim ya, böyle tek tek paraları kazanırım. Çok az saniye var, ne yapayım? 15 saniyede ben o adama da yardım etsem mi? Ne yapsam? Aa, tütün. Satranç oynuyormuş. Şimdi yardım ettin deyip ceza şey yapacaklar ya. Kim geliyor? Aa, ufaklık geliyor. Ufaklık gelme, git biraz başka yerlerde çalış. Aa, tütün içiyor. Gelir mi? Tüh ya, bir tane daha yapabilirmişiz. Ufaklık gelme, bir tane de dolap kaldı ya. Aşağı indi galiba. Bunda hiçbir şey yok. Boya ver, makas ver. Buna boyayla makası versem mi ben ya? Boyayla makas. Şimdi şunu bir satalım. Makas al. Ona hiç karışma. O zaten yakında gidecek dedi, o değil miydi? Boya yok ki. Bu ne, tuz. Boya yok. Tek makas versen. Boya ver, gereken makas. Boyayı bulamadım. Ne edeceğim? Şurada ne varmış? 1 numaralı dairenin şeyleri. Bakayım. Boya var mı burada? Sıçan zehri. Almayacağım, bunu sil. Para gelir mi? Satıyorum hurdacıya. Eskici. Bana yine ceza gelecek ya. Şu değil miydi o? He, al. Önemli şey hükümete çalışmalı. Yaratıcının hayatı. Birkaç şey istemişsin. Bana bir makası verirsen önemli olur. Makası ver. Makası al. Teşekkür ederim, sadece bana mı öne geliyor yoksa onlar hafiften... Yardım için teşekkürler. Yani bir tane makas verdik de inşallah sıkıntı çıkmaz. Aha, vallahi bak, gittin ona makas verdin diye ben yine ceza yedim. Telefonu aç. Özel aramayı kabul et. Merhaba Carl. Benim için istihbaratın var mı? Antonio Grubik hükümetle çalışıyor. Grubik bana emirleriyle işkence ediyor. Hükümet için çalışıyor. Adamın bölücü olduğu ortaya çıktı. Broşürleri bastırmadı değil mi?
Hayır, o broşürleri basıyordu ancak içerik biraz farklı. Planlarımı görebilirsiniz. Onları dağıtmaya kalkarsanız alak konusunu falan. Her şey söyleyecek. Doğru olanı yaptım. O sadece ne yapması gerekiyorsa onu yapsın. Parayı çoktan almış olmalıydın. Anam, 3000 oldu. Gitti. O da gidiyor. Güzel. Bütün herkes de daireyi boşalttı o da. Kimse kalmadı. 3 numaradaki ufaklık da 2 numaradaki doktor da kazık çaktı. Oyunun başından beri yemin ederim. Duruyor orada. Tamam, anladık ya. Oğlumuz öldü ya. Niye bunu sürekli yüzümüze vuruyorsunuz ki? Daire 1'i onaralım. Daire 1'i birini taşıyalım. 43 yaşında. Bu ne, fabrikanın yakında kalmak için uzun süreli kalmayı planlıyormuş. Tamam, uzun süreli. Bu da uzun süreli kalacakmış. Herhalde doktor da zamanda uzun süreli kalacağım demişti. Daire 4'ü de onaralım. Daire 4'e de 21 yaşındaki çocuk gelsin. Taşının bakalım. Yeni insanlar, yeni raporlar ve yeni paralar demek oluyor. Onlarla bir tanışalım ve bu bölümün sonuna gelmiş olalım. Görevler de bitti. Bir sonraki bölümde şu ufaklık, bak ufaklık bulacağım. Sen bir şeyler karıştırıyorsun, bulacağım. Hemen de telefonla mı konuşmaya başladın? Kimmiş bakalım? Bir tanışalım. Ben Carl, binanın yöneticisiyim. Ben Rowena Petrakov. Sonunda tesise yakın iyi bir daire buldum. Taşıma karışı üzerinde çalışıyordum ve çok yorulmuştum. Dolayısıyla işe gidecek gücüm kalmamıştı. Umarım beğenmişsindir. Ben de dairedeki yangın alarmı çalışıyor mu? Harika çalışıyorlar, sürekli metreleri kontrol ediyorum. Neden sordun ki? Tesiste çalışıyorum ve mekanizmaları bir araya getirmeyi seviyorum. Dairemden lehim kokusu gelirse korkmayın. Hadi bakayım, bir icat bir şey mi yapıyordu? Bana anlattığın için teşekkürler. Havayı konuş. Hava bu hafta bir veya iki kez iyiydi. Yakında soğuklar gelecektir. Sonbahardan nefret ediyorum. Migrenimi azdırıyor. Hava yüzünden mi? Hayır, migren yüzünden. İş hakkında da konuşalım. Bir taşıma bandında çalışmak gerçekten çok ilginç. Tam olarak ne yapıyorsun? Devlet apartmanları koyduğu cihazların motorlarını monte ediyorum. Bunun feminist bir düşünce olmadığını anlamalısın. Çünkü tesislerde çalışan çok fazla kadın var. Cihaz monte etme yarışmasına ev sahipliği yaptık ve bir kadın çamaşır makinesi kategorisinde rekor kırdı. Ne kadar ilginç. Çorba yapma yarışmalarında yarışırken şanslısındır. Çok komik Karl. Erkek mizahı mı yapıyorsun? Eğer ülkeyi kadınlar yönetseydi insanlar hiç aç kalmazdı. Vardiya yöneticimiz bir kadın ve siyasetçi olmayı düşünüyor. Nahoş erkek siyasetçilerden aksine kadın siyasetçiler tamamen iğrenç. Neden? Çünkü aynı Noel Baba gibi. Bunlar ülkemizin hayali figürleri. Düşüncelere bakayım. Kadınlarla ilgili görüşlerin çok genel ve tamamen uygunsuz. Bence de. Aşırı milliyetçiliğin tekrardan başımı ağrıtmaya başladı. Baş ağrısı. Ne kadar tipik. Ben bayağı uyuz oldum bu kadına ve yani Carl, ben değil de. Carl dövüşecek galiba. Bir kavga, bir şey olacak burada. Git başımdan Carl. Evet. Şu an nefret ediyor bizden. Aha, bunda elinde sopa var. Tanış. Ben Carl, binanın yöneticisiyim. Angie Rotar. Askeri alınmayı bekliyor. Gönüllü müsün? Evet efendim. Savaş hakkında konuş. Savaşa gitmeyi mi istiyorsun? Evet. Tam olarak neden? Amacın ülkeyi savunmak mı yoksa kahraman olmak mı? Sadece insanları öldürmek istiyorum. Aba! Ve ondan uzak dur. Savaş her zaman en iyi fikirdir. Karolusu babam bunu o yaptı ama onlar beni askere almıyorlar ancak ben bununla ilgilendim. Öldürülmekten korkmuyor musun? En iyi korumaya ve silahlılara sahip olacağım. Babam bunu sağlayabilir. En kötü senaryo ise şu. Canlı kalkan olarak kullanacak. Ha. Yeni bir şey. Bir dakika, sefere fazla konuşmayan bir yöneticinin olduğu binadan daire seçeceğim. Bak ya, adama bak. İnsanları öldürmek istiyormuş. Ben şimdi bir şey yapayım da. İnsan öldürmek için savaşa katılmak istiyor. Şimdi bununla ilgili bir şey var mı? Bu ne, bir suçlu tespit edildi. Evini de bir araştırmak lazım aslında ama bir kiracı profili oluştursak. Daire 4. Evet, yaş 21, işsizdi. Medeni durumu.
Yalnız yaşıyor, Magasore yaşıyor. Yalnız yaşıyor. Adresiniz de caddesindeki karşıdan. Cenaze hizmetleri, tamam. Meslek, işsiz. Şöyle bir... Aha ne oluyor? Aba bir şeyler oluyor. Mevzu çıktı. Koşun, ben de koşuyorum. İnsanlar neden kaçıyor ya? Zombi salgını mı oldu? Oyunun konseptine tamamen aykırı bir şey. 17 maden çalışanımız grevde. Yetkililer madeni kapattı ve çalışanları kovdu. Göstericiler sırasında yaralanmalar falan filan. Anam. Mevzular bitmiyordu. Vallahi bitmiyordu. 4 numarayı inceleyeceğiz dedik. Kiracı profili. Dur bakayım şu. 1 numara kim? 1 numarada bir şey bulamadık. Profil. Ben daire 2 ile ilgili profil oluşturmuş muydum ya? Daire 1. Daire 3. Bence daire 3'ü bir profilini oluşturalım. Margaret. Nerede Margaret? Daire no. Daire no kaçtı Margaret'ın? 3. Daire no. 3. Kadın. Medeni durumu. Kütüphane göre listipik bir yaşlı hanım. Medeni durumu. Yalnız yaşıyor. Meslek. Kütüphane görevlisi. Pipo içiyor. Satranç. Bu ne? Bahçıvanlık. You live in the best country in the world, and other countries are jealous of you. Each of our citizens receives all that he or she needs to live a happy and carefree life. Soap, sugar, bread, and certificates of appreciation. Bu kim lan? Ben Kar, binanın yöneticisiyim. Neler oluyor? Justus Markovic. Bu taşınabilir propaganda birimi bizim programımıza 4 gün içinde burada olacağız, tadını çıkar. 4 gün mü? Sesini kısamıyor musun? Gel seninle anlaşalım. Sen de programa paşa paşa uyarsın böylece. Bunu duymaktan bıkmadın mı? Biraz sesini kısamıyor musun? Yapamam gerçi. Yukarı çevirebilirim. Gel seninle anlaşalım. Sen de programına paşa paşa uyarsın böylece. Bunu duymaktan bıkmadın mı? Bize kulak tıkacı ve baş ağrısı şurubu veriyorlar. Sağır olanlar özel bir tedavi görüyorlar. Keşke ben de sağır ol. Bu işe yarıyor mu? Kolay iş. Kısacası o hareket eden büyük bir radyo. Bugünden itibaren Helmer Caddesi mobil propaganda bilimciliğiyle süslendi. Her bir vatansever istasyonunda kesintisiz olarak aktarılacak. Bundan böyle vatandaşlar her saat en son haberleri dinleyip düşman propagandasını... Still, you must be vigilant. Keep an eye on your surroundings. Watch out for agents of sabotage. Every transgression. Do not let aggressive imperialism cast a shade over our labor and valor and prosper. You live in the best country in the world, and other countries are jealous of you. Treacherous enemies send crashing upon our great state. Still, you must be vigilant. Keep an eye on your surroundings. Gel seninle anlaşalım desem ne diyecek? Hayır. Bu görevimi ihfa etmek anlamına geliyor. 4 gün içinde. Gitmesini iste. Yahu şimdi gitmesini istemem mi lazım, istememem mi lazım? Hiçbir fikrim yok. Sen konuşa dur arkadaş. Şöyle tutarak kapanışı yapmak istiyorum. Evet, bu bölümün böylelikle sonuna gelmiş olduk. Buna ne yapacağım bilmiyorum. Bunu göndermediğim için suçlanabilirim. Gönderdiğim için de suçlanabilirim. 500 itibar her türlü veririm. Onda sorun yok da bir sıkıntı olur diye birazcık endişeliyim. Ama duruma göre bakacağız. Bugün bu bölümde oğlumuz gitti. Hırsızlık yaptı, vuruldu. Karımızın nasıl öldüğünü göremedim. O da kalpten gitti tabii ki, dayanamadı. Ben demiştim zaten bu kadın dayanmaz. İki çocuğu da öldü. Bu kadın gidici dedim, gitti. Hepsi öldü. Ben de devam etmeye çalışıyorum. Bakalım, iki tane daha dairemiz var. Onları da kiraya veririm. Daha şu anda kiracı yok galiba. Oraları onarınca çıkar belki. Bilmiyorum, bakacağız. Yani ben bu karla nerelere geleceğim? Başıma neler gelecek? Daha bilmiyorum. Kaybedecek kimsem de kalmadı artık. Yani bütün ailem yok oldu. Göreceğiz bakalım neler olacağını. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben oyunun sonunu merakla bekliyorum. Umarım siz de severek izliyorsunuzdur ve merak ediyorsunuzdur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.